aşağıdan çek. O kısacık çekeceğim döneceğim. Yok yok aşağıdan çek. Efendim havalar ısınmadı ama daha üşümüyor musunuz böyle? Hayır, güneş, kışın güneşi gibi aldatıcı. Hani diyorlar ya, kışın güneşine erkeğin gülüşüne aldanma, öyle bir hava var. Evet. Bir bakıyorum güneş, kapıdan çıkıyorum yağmur. Ama yani bu çok yine biz şu anda böyle berelerle falanız ama böyle. İddialı gibi misiniz? Ya bilmiyorum, bana normal şu an hava. Neler yapıyorsunuz? Şimdi single çıkıyor haftaya, cuma günü. Onu bitirdik. Bakalım öyle geçecek bu yaz. Güzel şeyler yaptık inşallah beğenirler. Nasıl bir şarkı? Yeni sıfır bir şarkı. Bu kez cover yapmadım. Belki bir sonraki cover yaparım yine. Yeni bir şarkı. Kime ait yani? Siz mi yazdınız söz? Hayır, o kadar yetenekli değilim. Daha yazamıyorum. Yani yaşadıklarımı yazamıyorum, daha doğrusu dile getiremiyorum. Yoksa çok güzel şeyler yazabilirdim yani. Neler sığdırdınız bunca yıla? Ya bilmiyorum ama ben şunu biliyorum. Ben hiçbir zaman normal bir işte çalışamam. Çünkü beceremem. Bana limon sap desen sınıfta kalırım, acımdan ölürüm. Ama ekran önünde bir şey söyleseniz yapabilirim. Çünkü ben de orada büyüdüm. Yani 13 yaşındaydım sete gitmeye başladığımda. Sadece ekran önünde bir şeyler yaptım. O yüzden başka hiçbir şey yapamıyorum. Yani sıradan bir yerde işe gir desem beni kimse almaz. Bir şey sap desem ben başaramam. Yani şöyle söyleyeyim, benim bu iş yapmaktan başka hiçbir şansım yok. Hayatınız oldu. Böyle doğdunuz, böyle sorulur. Şarkıcılıkta hani iddialı mısınız? Kimi isimler hani biraz da böyle biraz hobi gibi bir şeyler yap. Ben biraz daha geri çekiliyor. O anlamda mı yoksa ciddi mi düşünüyorsunuz? Ara ara canım isteyince yaptığım bir şey. Çünkü daha ana mesleğim sunuculuk olduğu için beni besleyen yer orası olmuyor açıkçası. Ama tabii ki müziği çok seviyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. O yüzden de ondan da bir türlü kopamıyorum. Yani ben yapmayacağım desem bir bakıyorum yine olmuş. Ciddi çünkü hani müzik camiasında ciddi rakipler var. Tabii. İyi isimler var. Müthiş isimler var. Yani ben kimseye rakip olmak için yapmadım açıkçası. Hani ben kendimle savaşıyorum sadece. Ha, canım isteyince yapıyorum, canım istemeyince yapmıyorum. Öyle bir durum var benim hayatımda müziğin. Çünkü ekran önünde bir şey yapmak daha yorucu, daha çok emek harcıyorsun ona. O yüzden oraya çok fazla bir enerjim kalmıyor. Bir de benim zaten sağlık problemim var. Hani öyle kılıcımı çekip popçularla savaşacak gücüm yok benim. Peki, sağlığınızdan bahsettiniz. Nasıl şu an son durumunuz? İyi mi? İyi ama kontroller devam ediyor. İşte bir 6 haftada bir günlük yatış yapıp bir tedavi almak zorundayım. O da işte benim hayatımı etkiliyor. Yani çok iyi de gözüksem bazen çok kötü olabiliyorum. Zaten ilacı almazsam çok kötü oluyor her şey. O yüzden hani benim öyle hırslarım kalmadı açıkçası. Hastalık ve sağlık olayları benim hayatımın akışını değiştirdi. Zor bir tedavi yani. Zor şey. Tabii ben çok şey çektim ya. Dalağımı aldılar, kaç kere ameliyat oldum, ölümden döndüm. Yani bayağı bir savaş verdim ve hiç ummadığım bir anda oldu. O yüzden şu günümün tadını çıkarıyorum. Hiçbir şeyi hırslanarak yapmıyorum ya da işte bu olmalı diye iddiam kalmadı yani. Çözümü yok mu sizin hastalığınızın? Yok, maalesef. Otoimmün hastalığıyım ben. Yani hayatınız sonuna böyle kadar ilaç tedavisi mi alacaksınız? Evet. Bu Mehmet Ali Bey'in hastalığının aynısı mı? Aynısı evet. Değil. Aynı doktorlara da gittik biz Mehmet Ali Erbil'le yıllarca ama aynı değil. Benimkisi daha farklı bir şey. Ama benim gibi milyonlarca hasta var. Bizim sektörde sizin bilmediğiniz benim Cerrahpaşa'da karşılaştığım hasta arkadaşlarım var. O yüzden hani öyle dışarıdan sağlıklı gözükmek de olmuyor işte. Evet şu an maşallah çok şükür sağlıklı gözüküyorum ama 6 haftayı geçirip ilacı almazsam her şey tersine dönüyor. Niye dönelim? Yeni single'ınız çıkacak. Siz de böyle cesur kıyafetler giyer misiniz son dönemde olduğu gibi? Ben aldım kıyafetleri ama beni giydirmedim. Allah Allah. Nasıl neden? Giyerdim yani ama giydirmedim. Dekolte mi var çok? Evet ya, iddialı kıyafetlerimi giydim. Yok yok, hiç onlara girmeyelim dediler. Niçin dedim? Yok dediler. İnşallah. Peki siz o kıyafetleri biraz abartılıyor musunuz? Siz, ya da onlar çok mu cesaretli, sizde o cesaret olur mu? Eskiden olsa cesaretin kralı bende vardı da şu an yok. Ama yine de belli olmaz biliyor musun? Yani ben o kıyafetleri alıp oraya kadar gittiysem bir sonrakinde ne yaparım bilemedim yani. O zaman bence isteyen istediğini giysin. Ben öyle bir evde büyüdüm.
nasıl mutluysam onu giyiyorum. Bak ne yapacağım, böyle istiyor, böyle isterse yağmur yağsın. Ben elbiseyle gezeceksem nişantaşıyla elbiseyle de gezerim. O yüzden çok karışmıyorum filmle ilgili ama yok artık bir sonra ne giyeceğiz dediğim oluyor. Yönetmen falan dedi, çok mu açıktı yani Gülşen Hanım ikinden? Açık dedi bana. Nasıl mesela açıktı? Açık dedi, bilmiyorum açık ya nasıl? Gerek yok Esra bu kadarına dedi. Ama yönetmenim giyeyim dedim, yok dedi. Peki son olarak dizi, sinema, oyunculuk bir şeyler var mı? Yok, hayır hiç. Özel hayat sorulur. Özel hayat sorulur. Aşk mı soracaksın? Yani şöyle söyleyeyim. Yeni aldığım kararımı açıklıyorum buradan. Kesinlikle kesinlikle soyadımı taşımayan bir insanla evlenmeyi düşünmüyorum. Evet. Bak David Beckham oldu. Sevdi kızı. Nasıl gitti soyadını aldı? Hem de babasının ünlü bir soyadı vardı. Dedi ki babacığım hoşça kal Beckham. Ben dedi sevdiğim kadının soyadını taşıyacağım. Bu saatten sonra bir sevgilim olursa eğer soyadımı taşıyorsa gelsin. Yoksa canım bay bay yalnız yaşayacağım. Olması biraz az değil mi sizce de yani? Çeşitlendirmiyorum. Farklılık istiyorum ben. Soyadımı taşıyacak birisi varsa gelsin. Yoksa beni hiç aramasın. Hiç talip de olmasın zaten. Peki o Beckham yani oğlunun eşi ne hissetmiştir acaba sizce? Sana bir şey söyleyeyim. Bu bir artı mi yazar mı mesela? Koltuğa böyle iki karpuz koymuş. Yatarken de şöyle gerine gerine yatıyordur ya. Bir artı yani almış mıdır hanımla eşinden dolayı yani mesela? Yani bu anne babasından çok eleştiri almıştır da eşi ve ailesi tarafından helal koçum bizim damat oğlumuz ya demişlerdi. Neden o derece aşık mı olmuş da yapmış ya da o soy isimden mi sıkıldı acaba? Şey ünlülükten mi kaçmak için yaptı? Bence orada çocuğun vermeye çalıştığı mesaj çok tatlı. Çocuk diyor ki erkekler kadınlara soyadını verince tapınmalı sanıp onun üstünde bir hükümdarlık kuruyor. Ben sonsuz sana teslimim aşkım. Ben sana hükümdarlık için değil, seni sevdiğim için hayatındayım. Versen bana soyadını demiş. Bu mesajı alın. Alın bu mesajı. Öyle bir açıklaması olmuş mu? Bunu olmamış. Siz... Ama çocuğun o anneyi yapma şekli bence bundan. Peki Türkiye'de bunu yapabilecek bir erkek görüyor musunuz yani? Onun alnından öpeceğim ben ya. Bulunca onun alnından öpeceğim. Yani inşallah vardır öyle bir erkek. Yoksa bekar bekar artık böyle evde çekip de çıkacağım ben. Yok, yeni kararım kesinlikle soyadımı almayanla evlendireceğim. Peki onun dışında var mı başka sorumuz? Doğru. En güzelleri söyledim zaten. Sizi öpüyorum. Teşekkür ederim. Selam.